İyi günler değerli izleyiciler. İyi haftalar diyorum. Bugün pazartesi, yeni hafta, ayın son pazartesisi, Mart ayının. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Ankara'da ciddi biçimde bir seçim ya da bir şekilde bir fiili bir durum yaratma dedikoduları çok dolaşıyor. Anlatmaya çalıştık geçen hafta, hafta sonunda da. Bakalım göreceğiz. Ama ben de bugün size esas anlatmak istediğim şu, AKP'nin oylarında ciddi bir erime var. Bu oylama erime aslında fakir fukara olarak bilinen, yoksullaştırılmış ve bir şekilde yardımlarla AKP'ye bağlanmış kitlelerde oluşmaya başladı. Ve zannediyorum eğer Tayyip Erdoğan'ı götürecekse işte bu fakir vatandaşların oylarıyla gidecek gibi gözüküyor. Bakın neden? Şimdi son araştırmalara baktığımız zaman şöyle gene geçen hafta söylemiştim Cuma günü ama şöyle ortalamalara aldığımız zaman AKP artık 30'un altı gözüküyor bir kere. Yani 35-36 diyen yok. Zorlamalar var. İşte çıkıyorlar ellerinde. Efendim bu bizdeki son araştırma 38, 10'da 48. Ha tamam aldık seçimi. Ya da o havayı vermeye çalışıyorlar. Ama gerçek bu değil. Hemen hemen 10 tane varsa 8 tanesinin sonuçlarında AKP artık 30'un altı. Ha efendim burada sıçramalar var mı? Hayır yok. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'de o 28 gözükürken 26, 25, 26'da gözüküyor. İyi Parti kimine göre 11-12'de ama 15-16'ya da çıkıyor. HDP her durumda barajı geçiyor, o gözüküyor. Ve işte diğer partilerde artık böyle varlıklarını göstermeye başladılar. İşte Deva Partisi 3-4 gözüküyor. Gelecek Partisi 1-2 gözüküyor bazı anketlerde. Bazılarında özellikle bastırılıyor belki. Yani sonuçta AKP çok ciddi bir oy kaybediyor. Şimdi gelelim ta 2002'den bu yana AKP'nin oy potansiyeli nedir? Oy düzeni nedir? Şimdi bakın, Refah Partisi kurulduğu yıldan beri 70'lerin başında kurulan parti aslında bütün oyu en fazla aldığı 73 seçimlerindeki Ecevit'le aldığı 12,5 oydur. Ama 12,5 oyla anahtar parti olmuştu biliyorsunuz ve Bülent Ecevit'le Necmettin Erbakan tarihi koalisyonu kurmuşlardı 73 seçimlerinden sonra. O hükümet Türkiye'nin yaşadığı belki de Cumhuriyet tarihinde yaşadığı en büyük badire olan Kıbrıs Barış Harekatı'nı birlikte yapmıştı falan. Şimdi oy oranı aslında dinci dediğimiz şeriatçı, katı, hani bir tür selefi gibi yaşamak isteyenlerin aslında oy oranı %5-6 düzeyinde tüm Türkiye'de. O da en katı işte tarikatlar, cemaatlerin içinde. Ancak 20 yıllık AKP iktidarı boyunca bu cemaatler, tarikatlar biraz daha palazlandığı için zannediyorum bu oyda 8-10 arasına çıktı. Yani katı Türkiye tamamen laik düzeni bırakacak, İslam devleti gibi yaşayacak mı? Fakat burada görülen şu ki AKP'nin kemikleşmiş kadrosu, çekirdek kadrosunun içinde işte bu %8'lik 10'luk kesimden bir hayli var ve ağırlıklı. Şimdi onun dışında ne oluyor? 2002 seçimlerinde üst üste kurulan çok partili koalisyonlar ama yani 2'den fazla partilerle kurulan koalisyonlar döneminde çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Zaten genel olarak ekonomik bozuk olduğu için ekonomide Türkiye büyük çalkantılara girdi ve vatandaşın zihninde bir şey belirdi. Yani kardeşim bunlarla olmuyor. Çalıyorlar, çırpıyorlar, götürüyorlar. Üstelik işte iş yapmıyorlar. İşte sonuç olarak AKP'ye bir oy kayması. Şimdi bunun o günkü şartlardaki şöyle bir şeyini çıkaralım, profilini. 5-6 oranında ciddi o dinci, hakiki dinci oylar var. Onun üzerinde bir 10'luk falan işte Erbakan'ın da etrafında zamanında oluşmuş olan 10-12 arasında bir mütedeyyin kesim var. Zaten 17-18'i buluyorlar. Ha, ondan sonra bir 10 puan 28-30'lara kadar bir 10 puan geldi. Merkez sağdan rahatsız yani DYP, ANAP, DSP, efendim işte MHP oradaki ne kadar rahatsız insan varsa onlar da ya dediler ki bunlar daha böyle bir de böyle deneyelim. Hani bunlar böyle hep yıllardır Müslüman kimliği falan filan onları verdiler. Böylelikle 30 oldu. İşte 4-5 puanda genel olarak galiba AKP kazanıyor. İşte kazanırsa biz de önde yerimizi alalım falan derse zaten 34,5'la birinci parti çıktı ama barajın aşılmaması nedeniyle biliyorsunuz işte tek başına iktidar oldu 65'lik bir şey. Şimdi AKP'nin
genel olarak tabanını daha ziyade yoksul kesimler oluşturuyor. Bu ilk günden beri böyle. Zaten açık bir şey söyleyeyim. Yani daha dindar olan kesimler daha yoksul olan kesimler. Zengin olup dindarlığını öne çıkaranların %90'ı, hatta bana göre daha fazlası, dini kendi amacı için kullanan, kendi gücünü pekiştirmek için kullanan bir kesim bu. Ha, geri kalan zaten yoksul, çaresiz insanlar, bizde de dünyada da, yani dine meraklı olmak, dine daha yatkın olmak ve dindar yaşamak genellikle daha yoksul çevrelerden çıkıyor. Çünkü onların hem çareleri yok, hem de bütün o diğerlerinin olan yaşamına, zenginliklere haset etmemek, onları kıskanmamak için kendilerini dine verip hani daha tevekküllü yaşayan bir kesim. Bu bütün dünyada gerçek. Hristiyanlarda da böyle, Yahudilerde de böyle, diğer dinlerde de böyle. Dikkat edin, daha dindar olanlar hep daha yoksul olanlar. Şimdi AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bu kesimi kullanarak oy aldı. Çünkü neden biliyor musunuz? En önemli faktör, kendisi de aslında çok varlıklı olmayan bir aileden geldiği gibi evlenip 3 çocuk sahibi oluncaya kadar da yoksul bir hayat yaşayarak ve kendi deyimiyle hani gecekonduda yaşayarak, bir takım getir götür işleri yaparak, yani gel geç işler yaparak, işte sucukçuda çalışmak, bir yerin muhasebesinde çalışmak, top oynamak, İETT'de çalışmak gibi, aslında etkili ve yetkili konuma gelmeden daha mütevazi, daha hatta yoksul sınıfında sayılacak bir yaşam biçimiyle geliyor. Hayat ne zaman değişiyor? 1980'lerin sonunda, işte önce 91 seçimleri, oradaki bir hayal kırıklığından sonra, yani kazandığı halde daha sonra tercih sistemi yüzünden liste dışı kalan, yani parlamento dışı kalan ve ondan sonra İstanbul İl Başkanı olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan bir şey. İlk geldiği günden beri ama hep kendi yoksulluğunu, dar gelirliliğini ya da ve servetinin olmayışını öne sürerek özellikle yoksullardan çok ciddi oy alarak geldi. Fakat bakın, özellikle Cumhurbaşkanı olduktan, ilk Cumhurbaşkanı ama hani sembolik Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren kamuoyunda çizdikleri görüntü çok daha farklı olmaya başladı. Ne oldu? Giderek zenginleşen bir aile görüntüsü. Efendim, en tepede ne olacaktı yani? Tabii ki işte eski oranda daha güzel giyinecek, işte makam araçları olacak falan, ama işte öyle olmadı. Zenginlik gözle görünür hale geldi. Yani Emine Hanım'ın çantasından takılarına, giydiği kıyafetlere, gittiği yerlere ve giderek giderek o hayata çok alışıp, o zengin hayata çok alışıp, bu sefer oralardan bir takım şeyler yapmaya başladılar. Sunumlar yapmaya başladılar. Mesela Emine Hanım çıkıyor, o bütün şatafatın içinde porsiyonları küçültün diyebiliyor mesela. Ya da işte kendi çocukları ve aileden kişiler birdenbire, hani biz gecekonduda oturuyorduk derken İstanbul'un en güzel yerlerinde 7 tane villa sahibi oluyorsunuz ve onların değerinin de en az 3'er milyon dolar olduğu söylenince, 3'er milyon pardon söylenince, 1 milyon dolara verene satarım diyecek kadar da bir akıl tutulmasına uğruyorsunuz. Yani hani bazı şeyler vardır. Yani yoksulum, gecekondudan geliyorum, 1 milyona vereyim. Peki 1 milyona peki nasıl yaptın diye sorarlar. Derken işte o gemicikler, şunlar bunlar, ama son zamanlarda artık yaşam biçimiyle de böyle daha bir tepeden bakan ve yoksulları görmeden konuşan. Şimdi bakın, bir görüntümüz var. Tayyip Erdoğan kaç gün önce, yani hafta sonunda bir kendine bir tarif yaptı. İşte ben geceleri yatarken bunu diyor. Onu bir izleyelim şimdi arkadaşlar, size görelim. Ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdu. İçinde tabii manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem. Ha, manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. İki, onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa. Şimdi bakın, bunu izliyor insanlar ve izledikleri zaman
Bunu mesela 5 yıl önce izlese bir tepki göstermiyordu. Fakat şimdi gösteriyorlar. Çünkü neden? Artık insanlar ekmek için kuyruğa giriyorlar. Askıda ekmekten yararlanmaya çalışıyorlar. Gece vakti başlarını filan kapatıp gidip fırınlardan bayat ekmek alıyorlar. Efendim, yağ için, süt için, su için, onun için, bunun için kuyruğa giriyorlar. Ya da bunları alamıyorlar. Şimdi böyle yapılırken siz kalkıyorsunuz, manda yoğurdu bir kere en pahalı yoğurdu. Efendim, Medine hurması. Oraya da bir dini bir şey giriyor. Yani o Peygamber Efendimizin döneminden falan. Ondan sonra bir kestane balı, en pahalı bal ve yulaf ezmesi diyorsunuz. Şimdi bakın, basit bir hesap yaptım, şey değil. Böyle bazı şeyler var işte 300'e 5. Hayır, hiç öyle değil. Burada bir tek manda yoğurdu dayanıklı değil. Geri kalanlardan yarımşar kilo aldığınız zaman idare eder. Gerçi şey de idare etmez o kadar. Çünkü 5-6 tane diyor hurmadan. Her neyse, sonuç olarak bakın. Yoğurt dahil, yoğurt günlük değişecek tabii. Sadece şu karışımını hazırlamak ve bunu bir hafta falan kullanmak için 172 lira harcamanız gerekiyor. Bunu hani 150 lira diyelim, ayda 600 lira falan eder. Şimdi mesele parasında değil bakın. Herkesin yoksulluk çektiği bir anda bunu böyle söylüyorsunuz. Yani böyle yapın. Öbürü diyor ki avokado bilmem nesi yiyin. Eşi çıkıyor diyor ki mango, kurutulmuş mango biliyor musunuz? Çok güzel oluyor, onu koyun. Sarayda davetler veriyorsun, işte en son verdiği. Normal vatandaşın hiçbir lokantada görmediği yemekler sunuyor. Şimdi bu giderek artık tepki yapmaya başladı. Tepki koymaya başladı insanlar. Hani tasarruf olmaz neydi? İtibardan tasarruf olmaz derken bu işin suyu kaçtı. Ve ben size bakın söyleyeyim. Fakirlerin oyları götürecek Tayyip Erdoğan'ı. Bakın, zenginlerde sorun yok. Neden biliyor musunuz? İki şey var. Bir, zenginlerin bir bölümü zaten ölümüne AKP'li. Çünkü zenginliklerini oraya borçlular. İki, AKP'nin yarattığı zenginler var. Onlar da ölümüne reisçi. Ama geri kalan varlıklı insanların hiçbiri onlara oy vermiyor. Ve esas bu yoksul kesimi öfkelendiren de AKP'ye oy vermeyen ama doğal olarak belli varlıkları olan insanların yaşam biçimi. Bakın, son zamanlarda en çok şunu duyuyoruz. Efendim, ya her şey var kardeşim. Trafikte bak bu kadar zam alıyor. Arabalar azalmadı. Trafik gene sıkışıyor. Lokantalar dolu. Lüks mağazalarda insan geçmiyor. Evet, doğru mu? Doğru. Ama bütün bunların sayısı milyonlarca değil. Ama bu milyonlarca olmayanlar yoksul insanların tepkisini çekiyor. Çünkü onlara bakıp diyorlar ki kardeşim bunlar yaşarken biz niye böyleyiz? Aslında orada çok büyük bir rakam yok. Ama şu var. Araba sahibi olanlar bir şekilde benzin alacak parayı zaten buluyorlar. Bugün Türkiye'de herkes hırsız, uğursuz, çalan falan değil. O var ama geniş bir kesim var. Kendi yaptığı işle, kazancıyla bugünkü pahalılığı tolere edebiliyor. Lokantaya gene gidebiliyor. Benzinini alabiliyor. Elektrik parasını öderken yandık bittik demiyor. Ama bunların sayısı milyonlar değil. 1 milyon. 80 milyonda 1 milyonluk bir kesim bu rahatlığı yaşıyor. Fakat çok ortadalar. Görünüyorlar. Neden? Çünkü trafik sıkışıyor. Lokantalar dolu. Mağazalar dolu. Ama zaten hepsi bu. Aritmetik olarak bakın. Anadolu'da böyle bir şey yok. Ha, işte şimdi öyle bir tepki göstermeye başladı ki insanlar. Arkadaş bunlar yapabiliyor ama ben yapamıyorum. Düne kadar o da yaptığını zannediyordu. 3-5 kuruş eline geçtiği zaman işte bir şunu aldı, bunu aldı. İşine geldiğini iyi bir şey zannediyordu. Ama bugün artık o durumda değil ve göreceksiniz. Öyle Z kuşağı, M kuşağı falan hepsi var tabii işin içinde. Ama esas tepki yoksul insanlardan geliyor, fakir insanlardan geliyor ve özellikle yoksullaştırılıp yardıma muhtaç hale getirilen insanlarda artık isyan var ve bu isyandan kurtulması bu iktidarın bence mümkün değil. Çareleri var mı? Bence sulh yoluyla erken seçime gidip efendi efendi seçimi kaybedince de efendi efendi buraya kadarmış deyip çıkıp gitmeleri. Ama onu yapmamak için göreceksiniz her yolu deneyecekler. O da onlar için daha kötü olacak diyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka konularla birlikte oluruz. Hoşça kalın.